Hello. Şundan tuz yapıyor şu anda. Gördüğünüz bizim Himalaya. Pink Himalayan salt. Yeah. Himalaya tuz kayası diyeyim. Bakar mısınız? And you eat it like that, of course. Öğütüyor şu anda. Ve size bu evle ilgili neler göstereceğim izin verirse ev sahibi. Guksin'in arkadaşı. Your name was Tobian. 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 Danimarkalı kendisi. Tor means Thor from the Avengers. Yeah. And John actually means bear, like Oh, okay. It's not very common, but it is like it's common enough that nobody goes like, what? What's Yeah. your name? Like, Arkadaki arkadaşı da Brezilyalı. I forgot your name as well. Cleo, okay. Burası onun odası, sevgilisiyle yaşadığı oda ve burada da bitkiler var. I'm basically talking about plants all the time because you have so many. Bu arada kendisi de mesela bacağı kırık olanlara, bir şey olanlara yardımcı oluyor. Gördüğünüz kız yapmış, Cleo yapmış Brezilya'dan. Yalnız size Couchsurfing ve Airbnb farkını da anlatacağım ama çıkınca şu anda burada anlatmak istemiyorum. Evet, bitki delisi, bitki manyağı. Bakar mısınız? Bu kadar bitki hiç görmedim hayatımda bir evde. İnanılmaz. Hi. Hello from Brazil. Cleo, Brezilya'dan 24 yaşında ve bu evde yaşıyor. And you live in Denmark for how long, Cleo? This is my second time living here. It's like the first time I was living here for around 2 months and now I just arrived. How long it has been since you arrived, like second time? 2 weeks. 2 weeks. Wow, daha önce 2 ay burada yaşamış. Yani şimdi de 2 haftalığına burada. And what do you do in Denmark? How do you like it? I take care of my 2 kids, Torbjörn Aa. Diyor ki occupation burada yaptığı şey kedileri var. Şöyle göstereyim size. Zaten video koyarsam daha görüntüler göreceksiniz. Onunla ve de Tobian'la ilgileniyorum diyor. Do you study here because you are learning Danish, I think? No, I'm just learning Danish Yeah. because I'm here, so why not? How long are you gonna be here for? Like in that month? Do you know? Okay, bilmiyorum ne kadar burada olacağını. Can I ask you about Brazil? Can Yeah, you sure. tell me about Brazil? How is Brazil? Tell me where you are from. It's amazing. People are so warm and the nature is so wild everywhere. Anywhere you go, there's always birds and Really? trees and everything. So green, so Mm. intense. In everywhere, almost. Almost everywhere. I wouldn't say everywhere because in huge cities like São Paulo, it's so urbanized that you can't really see nature. Ha. And Diyor ki, sorry, let me just translate it. Brezilya'da diyor çok yeşillik var diyor ve you're from I'm from the coast to Rio. Rio, okay. Rio'ya yakın bir yerden ve de São Paulo'da çok hani o kadar çok işte yeşillik yok diyor. Ama diğer yerlerde daha fazla yeşillik varmış. Bu arada biz de daha dün tanıştığımız için ben de hani sadece Brezilya ile ilgili birkaç soru sormak istedim. What do you do in Brazil? I studied there. I was studying law in Ah, Brazil. wow, you graduated. No, I quit, but I studied for 3 years. 3 sene orada hukuk okumuş. Do you prefer Brazil or Denmark? Oh, it's different. Both are different. I like Denmark because it's very organized and everything works here. In Brazil, people are very nice, but on the other side, it's very criminal and very poor also, so it's complicated. It's more safe probably here. Yeah, it's more safe. Okay. But on the street here, I use my phone. In Brazil, you can never use the phone on the street, so Oh, it's like. I have one more question. Diyor ki Brezilya'da bu kadar güvenli hissetmiyorum, Danimarka'da daha güvenli hissediyorum dedi. Ve birkaç bir şey daha sonra çok sıcakkanlı insanlar işte çok iyiler falan dedi. Geçen sene ya da you've been to Istanbul in June you said right? Yeah. Haziran'da İstanbul'a gitmiş. Şimdi şey With auto soracağım. stop. Otostop from where? From here to Istanbul. Denmark. Danimarka'dan İstanbul'a otostopla gitmiş. İnanamıyorum. Like this. I can't believe that. Oh my god, seriously. And I was like, then Istanbul. And Oh. then from Istanbul, I went to Çanakkale. And I was like, then Çanakkale. Çanakkale. And was it safe Yeah, for you? it's for some Oh my god, how long did it take from here to Istanbul? Oh, I made it very slowly.
because I stopped in Zagreb, and then I stayed there for 1 month, and then I went to Istanbul. 1 month. Through okay. Through all the Balkans. Yeah, stops and everything. Yeah, I stopped everywhere. Like in after Zagreb, I went to Bosnia. Yeah. Then Montenegro, then Kosovo, Albania, Macedonia, Bulgaria, then Istanbul. You made a long way. Wow, şey Danimarka'dan İstanbul'a otostopla gitmiş ve bir aydan fazla sürmüş. Daha doğrusu bir ay Zagreb'te kalmış ve yavaş yavaş gitmiş. Sonra da Çanakkale'ye gitmiş. Yani çok güzel bu kadar korkusuz olmaları. It's very amazing that you are so fearless. Like, I wouldn't dare to do it, you know? My parents always say, my father actually always says, you can't be afraid of doing things in life. It's better that you do. Yeah. And if you have any situation, just learn how to deal with it and then you learn. Babası diyormuş ki hiçbir şeyden korkma, başına bir şey gelirse de öğrenirsin diyor. My last question is, what do you think about Istanbul and Brazil? Like, is there any similarities? I think it's very similar actually. Maybe in which way? Like the... Brezilya ve İstanbul birbirine benziyor mu diyorum. Tabi Brezilya büyük bir ülke ama... I think the difference there is the Muslim culture in Turkey in general. That makes a lot of difference. But the people are very similar. And the way the society is organized also is very similar. Like you can see a lot of people on the street. And many people you see, they're very simple. They're like just simple people. You don't see a lot of rich people all the time. Or people looking very fancy all the time. In Istanbul, yeah? Yeah. Yeah. Or, I mean, in the normal neighborhoods. What about the religion in Brazil? People are mostly from Catholic Church. Katolik şey diyor, dinin çok büyük etkisi var Türkiye'de diyor. Tabi Brezilya'da öyle bir şey yok. Genelde Katoliklermiş ama onun dışında insanlar çok birbirine benziyor diyor. Bu arada benim yine kolum kopmadan my hand is very bad now. Oh, thank you. It's nice asking questions. Yes. Nice meeting you as well. Cleo ile bye bye. Bye. I'm gonna say bye in Turkish. I forgot. Güle güle. Or kendinize iyi bakın. Or görüşmek üzere. We have something like take care, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu kendi kendini sulayan bir vazoymuş. It's from the Danish company Holmegaard. It's Holmegaard diye bir Danimarka markasındanmış. It's hand blown. Like by hand. El yapımıymış ve de şuraya kadar. You put water until here. Yeah, you put water down here, and then there's some rope that goes down into the water. Bir ip varmış aşağı doğru inen. And the rope sucks up the water into the soil. İp o suyu emip yukarı çıkartıyormuş. Yalnız there are new babies as well. Böyle bebekler oluyor. Ay çok enteresan. Yani çocuğun, adamın nasıl bitkilerle ilgili konuştuğunu görseniz, ben böyle konuşsam yani bu bitkilerle ilgili bilmiyorum. Evlenirdim bitkilerle herhalde. Bu kadar tutkulu görmedim hiçbirini konuşsun. Ve bu arada bu da limon otu gibi bir şey. Çok inanılmaz kokuyor. Keşke koku özelliği olsa da görebilseniz. Burada da var bu arada bitkiler. Bitti sanmayın. Yani ev bitki kaynıyor. Resmen şey hayvanat bahçesi gibi hani. Nasıl orada hayvanlar varsa burada da bitkiler dolu. Şimdi burası benim kaldığım oda ve arkadaşımın arkadaşı ağırladı beni. Bu evde 4 kişi yaşıyor. Buradaki şey için kusura bakmayın artık. Toparlayacağım birazdan. O kadar çok bitkisi var ki. 3. Yeah, Turkish. I know some Turkish. Kaç para olur? Kaç para? You bargain all the time in Istanbul. Yeah. And what is yes? Yeah. Oh, you know well. That's great. Yeah. Wow. Bu da böyle inanılmaz fazla bitkisi var ve çok seviyormuş bitkileri. Bu deve tabanı bizdeki ama beyaz yani. Bayılıyor böyle bir deli gibi ilgisi var yani. You planted these as well? No, I think we bought that from from a shop. But, from a shop. But we made the Anissa made the planter like hanging there. Yeah. Bunlar avokado bu arada ve böyle koyuyor musunuz şu şekilde. Sonrasında da yani böyle bir bitki haline geliyor. Şurada gördüğünüz avokado zaten. Burası mutfak ve yani burada hem mutfak hem banyo olarak kullanıyorlar. Çünkü banyolarını göstereceğim. Tuvaletlerin nasıl olduğunu. Burada da inanılmaz bitkiler var. Şu bitki de pembe. It's pink.
yeah. And sarmaşık, I don't know how you call it, but I think we call it like sarmaşık. Buradaki kız da saçlarını kesiyor. Burada yıkıyorlar her şeylerini diyeyim size. Biraz kötü gelebilir ama böyle hani bu arkadaşımızın da yaşam şartı. Yani Danimarka'da aslında hayat bayağı iyi ama herhalde böyle yaşamak istiyor. Bu arada Danimarkaca öğrendiği için şu anda dinleyip tekrar ediyor. Şunları bakar mısınız? Avokado bunlarda. Biraz deli evi gibi. Yani yalan yok. Kusura bakmayın. Yani bakmasın benim de arkadaşım. Ama değişik yani. Mesela burada yüzümü yıkadım. Burada yemek yiyorlar. Burada işte ne bileyim cımbız falan var. Biraz tuhaf. Burada bakın işte dediğim gibi aynası var. Ve şimdi size bir de banyoyu göstereceğim. Ve bu evde 4 kişi yaşıyorlar dediğim. Dün ben kaldım diye 4 kişi yaşıyorlar. Burası da banyo. Yani işte tuvaletinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra şurası duş. İnanabiliyor musunuz? Yani ne kadar küçük olduğunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Oturup banyo yapıyorsunuz. Hani tabii ki de yaşam şartı hani herkesin farklı. Ama hiç hayatımda bu kadar küçük görmedim. Ya yani en azından hani banyoda bir el yıkama yeri falan olurdu. Bunu birazdan size anlatacağım dediğim gibi. Farkı anlatırken bu Airbnb ile arasındaki. Şu anda tam rahat da açıkçası konuşamıyorum. O yüzden size sadece buraları göstermek istedim. Böyle. Şimdi arkamda harika göl manzarası varken birkaç bir şey söylemek istiyorum. Neden kitesurfing'i bıraktım demeyeyim de kitesurfing artık yapmamaya karar verdiğimi hatırladım dün. Ve neden Airbnb'yi seçtiğimi. Hazır olaylar daha yeniyken ve tazeyken hemen deneyimlerimi size aktaracağım. Bu arada bayağı güneş var ama gözlükle olmayı sevmiyorum videoda. Herkes yürüyor, herkes fit. Allah'ım delireceğim. Şimdi Egoxy diye işte arkadaşım var Danimarkalı. Dün onunla tanıştım. Eğer kendisini de aralara serpiştirirsem ya da onunla ilgili bir video olursa sohbet videosu onu da koyacağım. Zaten sizinle tanıştıracağım. Onun arkadaşı adını büyük ihtimalle yanlış söylerim isimlerde felaket olduğum için Tobias vardı. O beni ağırladı. Hani Egoxy dedi arkadaşım seni ağırlayabilir bir gece için. Zaten bugün döneceğim biliyor. Ve bu arkadaşı normalde kitesurfing yapıyor. Şimdi evi zaten küçük, evini de sizin için çektim. Kitesurfing'e neden ara verdim? Arkadaşlar olay şuradan ibaret. Şimdi 19-20 yaşlarında bana kalırsa hadi 25'e göre iyi. Ama kitesurfing'de fotoğraflar var. Diye hatırlıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki hani birine kitesurfing vasıtasıyla gitmeyeli ya da benim ağırlamayalı diyeyim. Ama fotoğraf koyuyorsunuz diye hatırlıyorum ve görüyorsunuz hani evi ya da nerede uyuyacağınızı ya da yanlışsa da görmüyorsunuz. Ben öyle hatırlıyorum. Her neyse. Şimdi görüyoruz diye yani fotoğraf konuluyor diye varsayarsak sadece evet hani uyuyacağınız zaten couch kanepe demek. Couch surfing kanepede konaklamak yani kanepede surf etmek gibi düşünün. Orada yani yatak bulma ihtimaliniz, yatakta uyuma ihtimaliniz düşük. Eğer ki yatak bulursanız couch surfing vasıtasıyla çok şanslısınız. Bu birincisi. İkinci nokta bazen fotoğrafta gördüğünüzle ya da size yazılanla sonuç aynı olmayabiliyor. Ve bu sonuçta para olarak alarak yapılmadığı için kitesurfing tamamen gönüllü hizmeti gibi düşünün. Bu ikinci noktası. Üçüncüye geleceğim. Şimdi Airbnb'ye belli bir para ödediğiniz için zaten birincisi yatak tabii ki de oluyor. İkincisi fotoğraflar kesin olması lazım. Çünkü fotoğrafta gördüğünüzden farklı bir şey olursa şikayet edersiniz. Ve Airbnb o hesabı hani ya söyler, kendisiyle iletişime geçer ya hesap bloklanır. Yani Airbnb bu konuda bayağı çözüm üretiyor. Çünkü sonuç olarak dediğim gibi ücret alınıyor. Ve üçüncüsü de pis olma ihtimali çok düşük. Şimdi artık 25'ten sonra biraz bence konforumuza düşkün olmaya başlıyoruz biraz daha. Ve bu noktada Airbnb daha konforlu, daha rahat, daha resimlerde ne görüyorsanız
onu aldığınız bir platform diyeyim size. Bir de dördüncü son olarak eklemek istediğim, Couchsurfing yaptığınız zaman o kişiyle vakit geçirmeniz gerekiyor bence. Çünkü zaten orada yine dediğim gibi yani çok uzun zaman oldu. 10 yıldır öyle aktif kullanmıyorum açıkçası. Hani benim zamanımda diyeceğim ya ağırlayabilirim seçeneği vardı. Kahve ya da bir şeyler içmek için buluşabilirim vardı. Bir seçenek daha vardı diye hatırlıyorum. Şimdi ne olduğunu hatırlayamasam da 3 seçenek koymuşlardı. Her neyse eğer ağırlarsanız bir insanı ya da zaten kahve içmek için buluştuğunuzda konuşuyorsunuz. Onunla zaman geçirmeniz gerekiyor ama Airbnb'de ücret ödediğiniz için hani öyle bir konuşmanız gerekmiyor. Hatta bazen görmüyorsunuz bile o kişiyi. Ben mesela birçok Airbnb evinde kaldım. Genellikle self check-in yapıp görmüyorum beni ağırlayan kişiyi. Ve bu da önemli bir noktası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bana soruyorsanız, 31,5 yaşında biri olarak ve bu kadar seyahat etmiş biri olarak kesinlikle Airbnb'ciyim. Dediğim gibi bu 4 sebep benim için çok önemli. Şu an böyle gözlerimden falan hani anlıyor musunuz bilmiyorum zaten. Gözaltı. Aşırı derecede... Ya yorgun değilim, çok iyi hissediyorum böyle. Zaten birazdan havaalanına da gideceğim, bir 2-3 saat kahve içeceğim, oturacağım falan. Hiç dinlenemedim ve şu da var yine Couchsurfing'le büyük bir trick. Mesela bazen benim başıma gelmişti o zamanlarda, odada kalıyorsunuz diyorlar ama bir gidiyorum mesela başka biri daha var odada ve dün kaldığım odada bana söylenmedi ama zaten Guksin'in arkadaşıydı hani ve ben de özellikle sormadım. Brezilyalı kız da yanımdaki işte kanepede uyudu. Ben bu arada yerde bana böyle bir mat gibi bir şey açtılar. Hani yer yatağı gibimsi bir şey. Yani o yüzden artık böyle insan biraz olsun konfor arıyor. Hani tabii ki de bütçeniz varsa. Hani ben diyorsanız zaten 25 yaşından küçükseniz hani size konuşmuyorum. Siz istediğiniz gibi takılın. Gayet de iyi Couchsurfing'le gezin dolaşın. Ama gerçekten ben buna çok sinirleniyorum. Couchsurfing'i sadece işte beleş gezme yolu olarak görmeyin. O çok daha fazlası. Ben hiçbir zaman ama gerçekten bütün kalbimle hiçbir zaman ucuz seyahat etmek ya da bedava seyahat etmek olarak görmedim seyahat ederken Couchsurfing'i. Her zaman çok minnettar olup daha fazla nasıl deneyim yaşayabilirim? Onlar geldiğinde ben de onları ağırlayabilir miyim? Nasıl olur? Bunların peşindeydim. O yüzden lütfen hani böyle sadece ben bedava seyahat edeceğim mantığıyla yola çıkmayın. Çünkü Couchsurfing böyle doğan bir organizasyondu ve bu ruhu bence yaşatmak önemli. Bunu söylememde de fayda var. 25 yaşının üzerindekiler, siz bence ne demek istediğimi anladınız bu anlamda. Biraz daha konfor istiyoruz. Eğer ki bütçeniz varsa seyahat ederken tabii oteller falan da bazen daha da uygun olabiliyor kaldığınız şehre göre. Ama Airbnb'yi denemenizde de fayda olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, abone olmanızı da bekliyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Bu vlogları nasıl buluyorsunuz? Bunu da yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü ben vloglar olana kadar hani yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı onu bile bilmiyorum. Herhalde diyorum çok konuştum, herhalde diyorum detaylı anlattım, herhalde pırt oldu, zırt oldu. Bir sürü şey geliyor aklıma. Ama sonuç nasıl oluyor? Sizin de sonuçta insan kendine objektif bakamıyor ya da ben bakamıyorum çok. Bekliyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve fit kalın. Yani gerçekten sinirimi bozuyorlar. Bakar mısınız? Herkes koşuyor, herkes yürüyor. Her yerde bisiklet. Tamam mı? Tamam mı olmuyor? Böyle yapacağım. Anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Rimelim falan diye. Ve güzel bir Danimarka gününden selamlar falan deyip iyice böyle nostalji, hiç benlik değil.